Romatizmal hastalıklarımızın tanısında öncelikle hastadan aldığımız, anamnez dediğimiz tıbbi hastalık öyküsü çok önemlidir. Hani her hastalıkta önemlidir ama bizde daha bunun ayrı bir önemi vardır. Ayrıntılı bir tıbbi hastalık öyküsü alınır. Bununla birlikte hastanın özgeçmiş bilgileri dediğimiz tıbbi bilgileri alınır. Geçmişte geçirmiş olduğu hastalıklar ya da bununla ilişkili bir durum var mı yok mu sorgulanır. Ailede birinci derece akrabalarda ya da ikinci derece akrabalar hatta önem kazanır. Burada önemli bir romatizmal hastalık var mı yok mu sorgulanır. Ardından ayrıntılı fizik muayenenin dediğimiz tüm sistemlerin tek tek kontrol edilmesiyle birlikte bir takım ileri testlere gidilir. Bunlar hani basitçe yaptığımız tam kan sayımı, biyokimyasal analizlere ilaveten bizim otoimmün hastalıklarımızda ki bunlar bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklar olduğu için kullandığımız bazı immünolojik testlerimiz var. İşte antinükleer antikor, romatoid faktör, anti-cyclic saturated peptid antikor gibi bazı otoantikorların araştırılması da yapılabilir. Yine bir takım iç organların etkilenmesini göstermek açısından hastada tomografi ya da daha ileri anlamda manyetik rezonans görüntüleme testleriyle de tanımızı destekleriz.